KLC noktasında O merkezli çembere teğettir diyor arkadaşlar. AC uzunluğu eşittir. AC uzunluğu eşittir. BC uzunluğuna diyor. Yani eşit giriş ne bölerdi arkadaşlar? Eşit yay bölerdi. Yani bu yayla bu yay birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. AB'ye 60 veriyor. Tam açı 360 olduğu için arkadaşlar 60 çıkartırsam o zaman şu AC yayı ile BC yayına ne kaldı arkadaşlar? 150 150 kalır. Yarım açı 180 olduğu için 60'ı buradaysa buraya ne kalır arkadaşlar? 120. 180 olabilmesi için. Tamamı 150 idi. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 kalır. Evet iç açı yapabilir miyiz arkadaşlar? Yapabiliriz. İç açıdan 120 ile 150'yi toplayıp 2'ye bölersem alfayı bulabilirim. 150 artı 120 bölü 2. 270'in yarısını yapar arkadaşlar. 135 yapar. ABCD kirişler dörtgeni. Evet arkadaşlar. Kirişler dörtgeninde ne olurdu? Etrafından bu şekilde çember geçecek. Bunlar ne birine ne diyorduk? Kiriş diyorduk. ABC açısı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şu açıyı soruyor bize. 40'sa karşısına yapar arkadaşlar. 80 çevre açıdan. 30'sa karşısına yapar. 60. O zaman şurayı toplayın arkadaşlar. 80-60 tane yapar? 140. O zaman çevre açıdan buranın yarısı ne olacak? 140'ın yarısı 70 olacak. Evet bura 140 arkadaşlar şunun kucakladığı açıya bakalım. 140 nereyi kucaklıyor? Şurayı kucaklıyor. 140 ise buranın 2 katı 200 ne olur? 80 olur. Şu alt tarafın ben 180 olduğunu biliyorum. O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 100 kalır değil mi? 14, 28, 280 olacak. 2 katı olduğu için köşesi çemberin üzerinde çevre açıdan. Alt taraf 180 ise o zaman buraya 100 kaldı. Eşit ne bölerdi arkadaşlar. Eşit yay bölerdi. O zaman 180'den 100 çıkartırsam ne kalır? 80. O zaman 2'ye bölersem buralara da ne kalıyormuş? 40 40 kalıyormuş. Bize alfa'yı soruyor arkadaşlar. Alfa nereyi görüyor? Şu şekilde 140'ı görüyor. 140 çevre açı olduğu için yarısı ne olur? 70 derece olur. Evet arkadaşlar dört köşesi çemberin üzerinde ise buna biz ne diyorduk? Kirişler dörtgeni diyorduk. Karşılıklı açılar toplamı ne olacaktı? 180 lira olacaktı. Mesela ben buraya A dersem buraya ne diyecekmişim? 180 eksi A. O zaman buraya da ne diyecekmişim? A. O zaman bu açıyla bu açı birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. 5x eksi 30 eşitmiş neye? 3x artı 20'ye. 3x'i buraya atarsam 2x kaldı. 30'u buraya atarsam 50. 50 x eşittir ne gelir? 25 gelir arkadaşlar. Bir çiftçi tarlasından bir yılda 15 ton mısır, 15 ton mısır, 13 ton buğday, 13 ton buğday, 8 ton yulaf toplamaktadır. Dairesel grafikte AOC açısı kaç derecedir? Evet arkadaşlar bunları katladığım zaman 13K, 15K, 8K. 13, 8 daha 21 yapar. 21, 15 tane yapar. 36 yapar arkadaşlar. Demek ki bunları her birini ben 10 ile ne yapacağım? Çarpacağım. 10 ile çarptığım zaman şunun merkez açısı 130 olacak. 10 ile çarparsam burası 150 olacak. 10 ile çarparsam burası da ne olacak? 80. A, O, C'yi soruyor. A, O, C'de 150 derece yapıyor. O noktası çembere merkezi A T, T noktasında T etmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Şu yarıçapları ne yapıyorduk arkadaşlar? Kullanıyorduk. Merkez açı olduğu için arkadaşlar 55 de burası da 55, 55, 55, 110. Buraya ne kalır? 70 kalır. Burası 70 arkadaşlar merkez açı olduğu için burası da ne olacak? 70. O zaman şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Ben buna dondurma diyorum. Dondurmanın kilosu 180 lira diyoruz arkadaşlar. Yani A ile B yayının toplamı ne olacakmış? A artı B 180 ama buraların teğet olması şart. Teğet 1, teğet 2. Peki yarım kilo dondurma almak istersek o zaman yarım kilosu da ne olur arkadaşlar? Teğet geçmek şartıyla A ile B'nin toplamı ne olacakmış? A artı B'nin toplamı 90 olacakmış. Yarım kilosu 90. O zaman burada 70 miş arkadaşlar. Biri merkezden geçiyor mu geçiyor. Diğeri de teğet geçiyor mu geçiyor. O zaman x artı 70 eşittir 90'dan. X'imiz kaçmış arkadaşlar? 20 imiş.